الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم Günümüz mübarek olsun inşallah. Cuma gününe gayet günü. Mevla Teala üzüntülerden, kederlerden bizleri muhafaza eylesin. Sakın zannetme bilmez halini ol. Olur casus bulup gönlüne bir yol. Haber verdiği hudadan böyle Resul bir oldu etmele kef ile çör. Bu casustan bunu baksa gidelim. Cemal-i Bakümane seyredelim. Kema verede fil hadisi kutsi. Hadisi kutsi de şöyle geldi. Cenab-ı Hak haber verdi. Esasası onu bize beyan etti. İttekû mezalesen evliya. Evliyanın meclisinde sohbetinde, beraberinde bulunduğu zaman sakının. Dikkat edin. Beynüm cevâsîsul kulûb. Onlar kalp casusudur. Kalp casusu. يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ kalplerinize girerler. يَتَّلِيُونَ عَلَى اَسْرَارِكُمْ sırlarınızdan haberdar olurlar. وَاِذَا جَالَسْتُمُوهُمْ onlarla birlikte oturduğunuz zaman وَجَالِسُوهُمْ بِالصِّدْقِ onlarla sadakatle doğru bir şekilde dürüst bir niyetle oturun. İmtihan niyetiyle gitmeyen. Bakayım bu evliya biliyor mu, anlıyor mu? Bu şekilde yaparsan seni, o seni imtihan eder, kayarsın. Cenab-ı Hak bilirse bilir ama belli bir manevi hale gelen kimselere Mevla Teala demek ki bazı şeyleri bildiriyor. Niçin bildiriyor? Milleti öğretmek için, terbiye için, ikaz etmek için. Efendimiz Aleyhisselam diyor, çok böyle haber verildi. Sakın zannetme bilmez halini ol diyor. Halimi bilmez zannetme. Olur casus bulup gönlüne bir yol. Bir yol bulup kalbine girer. Nasıl casuslar başka bir yerden haber almak için saklanıyorlar, kılık değiştiriyorlar. Oradan haber almak için uğraşıyorlar. Aynı bunun gibi manevi casuslar da bir yolunu bulup senin kalbine girer. Haber verdiği Huda'dan böyle Resul. Çünkü ben sana bu adı şerifte bak. Allah-u Teala'dan bize haber verdi. Bir oldu ekmele kef ile çöl. Kef avuç demektir. Çöl çöl demektir. Avucun içiyle çöl. Biri ufak biri büyük ama Allah-u Teala sana açtığı zaman maverayı avucunun içindeki gibi çöldeki bütün manzarayı seyredersin. Televizyon kamerasıyla değil mi? Seyrettikleri gibi işte gizli kameralarla seyrettikleri gibi sen de aletsiz Hazreti Ömer gibi uzaktan seyredersin. Böyleyse bu casustan bu şekilde manevi tasarruf olan zatlardan bul Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâkemâle seyret. İşte evliya dediğimiz zaman tabi evliyanın da derecesi var. Her evliya her şeyden anlamaz. Herkes her şeyi bilmez. Her şeyi sadece Allah bilir. Sonra herkesin de bilmesi gerekmez. Herkesin bilmesi neyi gerekir? Şeriatı, dini. Dini hükümleri bilmemiz gerekiyor. Öteki işleri bilsek de olur, bilmesek de olur. Ama bazılarına Cenab-ı Hak bildiriyor ki bazı şeyleri yapsınlar diye. Kullar her şeyi okuyarak öğrenemiyor. Bazı şeyleri de böyle ilhamla, ikazla
rüyayla, nidayla oluyor, biliyor musun? Cenab-ı Hak inşallah razı olduğu halleri bize nasip eylesin. Razı olmadığı hallerden bizi muhafaza eylesin. Estağfirullah. Vettekû fitneten. Bir fitneden sakının. Öyle bir fitne ki la tusibennellezine zalemun minkum khassa. Özellikle içinizden sadece zalimlere vuracak değil. Sadece zalimlere vurur, günahkarlara vurur. Sadece namaz kılmayanlara vurur, sadece kafayı çekenlere vurur. Böyle değil. Hepinize yaygın olan fitneler var. Âlem enallâh şedîd-i kâb. Bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Adamı yakalar, kımıldayamazsın. Evinde bile çıkamazsın bak. Virüs ne yaptı adamları? Evlerini hapsetti. Ya, başka türlü olmaz. Orada ya ölecek ya dirilecek. Her şey bitti. Dolar bitti, euro bitti, teknik bitti, telefon. Her şey bitti. Şimdi can korkusu. Daha başka bir tane de var. Yani ben sizi imtihan edeceğim. Elbette öyle. Elbette ben sizleri imtihan için bir Cenab-ı Hak. Ya maldan, ya candan, ya mahsullerden noksanlık olacak. Ama beşir sabiri. Sabredenlere müjde olsun. Sabır, ibadette sabır, sıkıntıya sabır, bollukta, darlıkta sabır. Bizden Cenab-ı Hak bunu istiyor. Birkaç haftadır böyle fitnelerle alakalı hadis-i şeriflerden okuyorum. Çünkü fitne zamanındayız artık. Kim fitne zamanında Efendimiz Aleyhisselam'ın yoluna yapışırsa o Efendimiz Aleyhisselam'a hicret etmiş gibidir. Fitne zamanında korunmanın çaresi fitneye bulaşmamak, ibadetlere, sünnetlere yönelmek iledir. İstiğfar iledir. Başka türlü bunun çaresi yok. Çünkü sen eline değil, dalga gibi geliyor. Fırtına gibi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kâb-ı Malik'e söylemiş, ben kıyamet kopmadan evvel 6 tane şeyi say. Dün akşam söylemiştik, bunu tekrar edelim. 6 mesele var. Ben sana haber veriyorum, kıyametten önce olacak. Birincisi benim vefatım. Bunu duyunca diyor, ben ağladım diyor o zat. Efendimiz Aleyhisselam onu teskin etti, sakinleştirdi, susturdu. İkincisi Beyt-i Makdis'in, Kudüs'ün fethi, Hazreti Ömer zamanında olduğu. Üçüncüsü bir ölüm. Koyunların, sürülerin, davarların böyle telef olması gibi insanlar telef olacak. Ölümler böyle. Nedeni de bilinmiyor işte. Dördüncüsü ümmetim içinde büyük bir fitne olacak. Karnaşaladılar demek. Beşincisi bundan sonra mal bollaşacak. Kişiye 100 altın verilecek de adam onu almayacak, kızacak. Evet. Altıncısı da sizinle Hristiyanlar, Beni Esver Hristiyanlar arasında bir ahit olacak. Sonra ahitname bozulup onlar büyük bir ordu kurarak üzerinize çullanacaklar. Allah muhafaza ya. Şam tarafında olan bir beldeye o civarı işgal edecekler. İşte Suriye olayı. Diğer bir rivayette sümmen menzilun tenziluhu ümmeti mineşşam. Bir yer ki işte Şam tarafında ümmetim oraya sıkışacak diyor. Sonra öyle bir fitne olacak ki Arapların evi kalmayacak. Yani hiçbir ev yok ki ona o fitne girmesin. İşte bu televizyon gibi şeyler. Avrupa adetleri. Sonra Hristiyanlarla olan bir anlaşma. İttifak yani. O ittifaktan sonra da anlaşma bozulacak. İşte savaş. Hazreti Efendimiz'in bir rivayeti var. Cenab-ı Hazir fi hazir ümmeti hamse fiten. Bu ümmette 5 tane
fitne yapacak. Bir tanesi fitnetun âmmeten, fitneten âmmeten, umumi. Genel bir fitne, herkesi kaplayacak. Sonra fitneten hâseten, sonra hususi fitneler, özel, bölgesel. Sonra fitneten âmmeten, peşinden bir tane daha genel fitne. Sümme fitneten hasreden, sonra peşinden bir tane özel fitne. Sümme fitnel fitnetü sevdâhu el muzlimetü. Ortalığı kaplayan karanlık gece gibi fitne. Fitnet yasîrü fiyel nâz kel behâim. Orada insanlar hayvan gibi başıboş kalırlar. Şuursuz bir şekilde olurlar. Sümme hünnetün. Bak sonra bir anlaşma. Hristiyanlarla, Amerika'yla ittifak. Avrupa'yla ittifak. Ama onlardan daha sonra ittifak bozulacak. Bunu okuduk. Sümme tuatun ile dalalet. Sonra insanları sapıklığa çağıran davetçiler, ilahiyatçılar. Şefaat yok diyor. Miraç yok diyor. Kur'an'ın şu şu ayetlerine gerek yok diyor adam. Bu adam ilahiyatçı ya. Buna devlet maaş veriyor. Çocukları okutuyor bunlar. Talebeleri. İmam de ilahiyatta din adına konuşuyor adamlar. Ne büyük felaket. İşte devlet, din, devlet olmazsa, İslam devlet olmazsa böyle olur. Devlet dini korumazsa, dini koruma kanun olmazsa böyle olur. Başında bir imam, halife olmazsa böyle olur. Kendi paranla dinini yıkarsın. Sapıklığa çağıran davetçiler, ilahiyatçılar işte. وَاِنْ بَقِيَ لِلّٰهِ يَنْمَيْزِنْ خَلِفَتُمْ. O vakitte yeryüzünde bir halife, Allah'ın bir halifesi varsa fenzemhu, ona yapış. Koş, halifeyi bul. Nerede halife? Doğru Müslüman yok. Huzeyfetü'l-Yeman radıyallahu anh rivayetiyle tekünü fitnetün, bir fitne olacak. Büyük kardeş alır. Sümme tekünü cemaatun, sonra cemaat oluşacak. Müslümanlar bir araya gelip cemaat oluşturacaklar. Sümme fitnetün, sonra bir fitne daha. Tekrar Müslümanlar dağılacak demek ki. Sonra sümme fitnetün, bir fitne ve tevbetün. Ve Müslümanlar tevbe çektiler. Sümme cemaatün ve tevbetün. Sonra insanlar cemaatleşmeye başlayacaklar, tekrar ve tevbe edecekler. Hatta zekere rabiate, dört kere bunu söyledi. Sümme la tekünü tevbetün ve la cemaatün. Ondan sonra artık insanlar da tevbede kalmayacak, cemaatleşmekte kalmayacak. Ya bak cemaatler, cemaate gitmiyorum diyor, cemaatlere karşıyım diyor. Bak nereye çalışıyorsun? Müslümanları dağıtmaya çalışıyor. Cemaatin sana ne zararı var? Cemaatle örgütü ayır. Cemaat demek aynı inanç uğrunda dinini yaşayan topluluklar demektir. Örgüt ise nedir? Aynı hedef için her türlü yolu deneyen, hedefine ulaşmak için her türlü şeyi kendine meşru gören sapık, satılmış adamlar. Dış güçlerin piyonu olması gerekiyor. Başka türlü yapamaz mı? Dış güçlerden destek almadan hiç kimse başka ülkede bir şey yapamaz. Böyledir yani. Zaten dış güçler bunları bekliyor. Kimde böyle bir kabiliyet varsa hemen onları yakalıyor. Gel bakalım şöyle böyle. Başım Amerika geldi. Rusya'ya karşı size şey yapalım diyor. Niye? Daha dünler değil. İşi gücü tahrik, işi gücü fitne. Ya. Kimde bir oluşum varsa hemen takip ediyor. Onu saptırdığı zaman yağdırıyor parayı. Vakıf kuruyor, dernek kuruyor, parti kurduruyor, ne yapıyor? Şişiriyor. Cenab-ı Hak bizleri ehl-i sünnet ve cemaatten ayırmasın. Amin. Başka bir rivayette fil İslam erba'un fiten. İslam'da Müslümanlar arasında dört tane büyük fitne olacak. Tüslimuhumur rabiatu ile teccar. Dördüncü fitne onları teccara kadar götürecek. Gördün mü nereye gidiyoruz bak. Sen hala daha bina peşindesin. Domates, hıyar peşindesin. Yazın nereye gideceğim, kışın nereye gideceğim? Oyna, oyna bakalım. Kurbanlık koyun gibi Müslümanlar dünyalık peşinde.
Tekünü fitnetün diye bir rivayet efendim buydu. Fitne olacak. Ve tek sümmete günü cemaatün sonra cemaat oluşacak. Sümmet fitnetün, sümmete günü cemaatün sonra bir fitne daha, bir cemaat resmek. Yani bir bozuluyor, bir düzeliyor. Sümme fitnetün sonra öyle bir fitne olacak ki te'ucu fiha ukulur rica. İnsanların akılları orada çıkacak başından nefes. El fitnetul ula kânet 5 sene. İlk fitne 5 sene sürecek. Ve saniyeti kânet aşre sinin. İkinci fitne 20 sene. Bu Abdullah bin Zübeyr'in ayaklandığı zamandır deniyor. Mütekünün saniyeti 20 sene. Sonra demek ki ikincisi 10 sene. Evet. Üçüncüsü 20 sene. Yevmü şerruha meşrikaha ve mağribe. Bunun şerri doğulara, batlara yayılacak. La yencu minha illa ehlun Antablus. 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 İşte Suriye taraflarında bir bölge herhalde. Bizim kuzeyimizde kalıyor. O taraflarda bizim güneyimizde kalıyor. O taraflarda bir bölge hariç. Diğer bütün her tarafı bu saracak diyor. İnsanlar öteye kaçıyor, öteye kaçıyor. Şimdi bak Avrupa'ya kaçıyor. Yine Avrupa'ya gidiyor mülteciler. Kapı açıldı. Güle güle. Gavurların içinde yaşamaya merak bu adamlar. Ne yapsam boş. Ya. Herkes küllün müyesserün limâ kulikale. Kim ne için yaratılmışsa onu yapmaya kolaylaştırılıyor. Ha. Yoldan açılıyor. İmkanlar veriliyor. Hadi bakalım yap. Diyemeyecek yani. Ben şunu yapacaktım, bunu yapacaktım ya falan filan. Firavun diyebilir mi ben? Firavun yapamadım. Her şeyi yaptım. Amerika diyebilir misin? Ben bütün yapacağım işi yapamadım. Her şeyi yapıyor işte. Elinden gelen şeyi yapıyor. Cenab-ı Hak izin veriyor. Şeytan. Diyebilir mi bana izin vermeni? Verdi, izin verdi ona. Bize de izin verdi. Bize de namaz, ibadet, hayırlı iş yapmak için izin verdi. Niye yapmıyoruz? Sırf regaip gecesini mi bekliyoruz? Sırf ferah gecesinde mi yapacağız? Sırf Ramazan'da mı işleyeceğiz bunu? Her daim dimdik teyakkuz halinde olmamız lazım ki düşman bize fitneyi sokamasın. Dört fitne var diyor demek ki. İlk fitne 5 sene, ikinci fitne 10 sene, üçüncüsü 20 sene, dördüncüsü Deccal'a varan fitne. Ondan sonra da artık cingar çıkacak arkadaşlar. Cenab-ı Hak Deccal'ın şerrinden bizi muhafaza etsin. Amin. Diğer rivayette Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Tekünü erbağı fiten. Dört fitne olacak. Bu rivayette değişik değişik bunların hepsinin bir araya getirilip ne manada olduğunu anlamak çok kolay değil. Bu kitapların şerhlerine bakılması lazım. Ulema nasıl mana vermiş? Ve Evliyaullah bunları nasıl anlıyor? Biz sadece yüzünden okuyup gidiyoruz. Ama bazı şeyler benziyor değil mi? Bak ne diyor? İlk fitne yüstehallu fiyah dem. İlk kargaşalıkta insanlar birbirini öldürmeyi helal gördüler. Ve saniyeti yüstehallu demu vel mal. İkinci kargaşalıkta, ikinci fitnede hem insanlar birbirini öldürmeyi helal görecek hem de mallarını almayı helal görecek. Müslüman Müslüman öldürmeyi helal görüp mallarını alacak. Üçüncü fitne yüstehallu fiyah dem. O üçüncü fitnede insanlar birbirinin kanını dökmeyi helal görecekler. Ve malum mallarını almayı helal görecekler. Ve fercu namuslarını da tecavüz etmeyi helal görecekler. İşte bu IŞİD ne yaptı? İnsanları böyle perişan etti. Mallarına el koydu, ganimet dedi ve kadınlarını da cariye diye aldı. Ya. Ve Rabiatü dördüncüsü de Deccal. Deccal çıktığı zaman zaten kendini ilahlık taslayacak. Onun hikayesi daha şiddetli, dehşetli. Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde Efendimiz Hasan bana şöyle buyuruyor. اُحَدِّرُكُمْ سَبَا فِتَنِنْ Yedi fitneden, yedi tane fitneden sizi sakındırıyorum. Tekünü bâdib, ben nasıl olacak? Fitnetün tukbilü minel medineti. Medine'den ortaya çıkan bir fitne olacak. Ve fitnetün bir Mekke'den, Mekke'den ortaya çıkan bir fitne olacak. Ve fitnetün tukbilü minel Yemen, Yemen tarafından ortaya çıkan gene bir fitne olacak. Ve fitnetün tukbülü mineşşam, Şam'dan çıkan, Suriye'den çıkan fitne olacak.
Ve fitnetün tübbülü minel meşrik, doğudan çıkan bir fitne. Doğudan işte bak Çin doğdu değil mi? Ve fitnetün min kıbelil mağrib, batıdan çıkan bir fitne. Ve fitnetün min batlı Şam, Şam merkezinden çıkan bir fitne. Ve ye fitnetün Süfyani. Evet, Şam'dan çıkan fitne Süfyani denen kişinin fitnesidir. Yani son derece bozuk, fitneci, münafık yüzlü bir adamın yaptığı işler. İbn-i Mesud diyor ki minküm men yudrikü evvelaha, bunlardan sizden kim bunun başını itirak eder? Ve min hazi ümmeti men yudrikü ahire. Sizden bazıları bu işin başına ulaşacak, ümmetin sonu da bu işin sonuna ulaşacak. Fitne Medine'den çıkan Medine'den çıkan fitne min kıbeli Talha ve Zübeyr. Talha ve Zübeyr radıyallahu anh'ın ayaklanma dönemindeki fitnedir deniyor. Medine'den çıkan. Mekke'de çıkan İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'ın ayaklandığı fitnedir deniyor. Yemen'de çıkan Necid bölgesinin fitnesi deniyor. Şam'dan çıkan Beni Ümeyye Emevilerin yaptığı fitneler deniyor. Doğudan çıkan şu kimseler dedi, onun beyanını yapmadı. Onlar kimdir onu söylemedi. Doğudan, Irak'tan, doğu tarafından gelen fitneler. Demek ki İnsanlar ilk fitnede birbirlerini öldürdüler. Keşfitlede birbirlerini öldürüp mallarını aldılar. Şüphede birbirlerini öldürdüler. Mallarını, hanımlarını, çoluk kadınlarını aldılar. Namusları kirletiler ne olur. Dördüncü fitnede Ummiyâhu muzlimetun. Son derece gözleri kör eden karanlık bir fitne. Denizin dalgalarında sürüklenen o odunlar gibi başıboş dolaşan mahluklar gibi olacak insanlar. Hatta la kabbeytum minel Arap illa dehalet. Arapların Müslümanlar hiçbir evi kalmayacak, o evlerin hepsi girecek bu fitne. Kargaşalı, televizyon, kıvır zıvır ne varsa bunlar insanların evlerine girdiği bir yolla. Dolayısıyla bu fitne her tarafı sardı. İşte bunun çaresi ibadet. Tabi ibadet ilimle olur. Okuyup, ilma kitabını okuyup ona göre ibadetlerimizi düzeltelim. Cenab-ı Hak bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Şam tarafında fitne olacak. Sonra diyor doğuda bir fitne melikler, idareciler helak olacak. Sonra batı tarafından bir fitne gelecek. Ondan sonra sarı bayraklı, sancaklı kimseler çıkıp ortalığı velvele verecek. Sonra batı tarafından bir fitne çıkıp gözleri kör edecek diyor. Bunların manasını Allah bilir fakat hazır ol yani. Rahat yok. Rahat ibadette. Namazını beş vakit kıldığın zaman rahatsın. Kur'an biliyorsan, okuyorsan yine rahatsın. Elhamdülillah demek ki bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sadaka veriyorsan, fakir fukaraya sahip çıkıyorsan, akrabana, çok çocuğuna inşallah bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sen ama tamamlasın. Gene kanaat etme. Biraz daha fazla yap, biraz daha fazla yap. Allah-u Teala gayretimiz çoğalsın. Böylece belalardan korunmuş oluruz. Aksi takdir geliyor işte bak. Bir taraftan virüs geliyor. Öbür taraftan pahalılık, dolar, zamlar, altın aldı başını gidiyor. Ya. Bir taraftan huzursuzluk, aile yollarından erkekleri adam atıyor dışarı. Tokat attı diye karıya adamı dışarı atıyoruz. Ya sen tokat atmazsan kim tokat atacak kadını? Kulağını kim çekecek bunu? Başında bir amir lazım. Ya kadın erkek eşit dersen o zaman sen yoldan çıktın abi. Allah-u Teala böyle yapmadı onu. Haklı yarattı. Herkesin vazifesi başka. Kadının vazifesi nesil türemesi için tarla gibidir. Tarlayı ekecek bir adam lazım. Nisaküm harsülleküm. Hanımların sizin için ekin tarlası gibidir. Tarlayı bakacak, bakımını yapacak bir çiftçi lazım. Erkekler
Vazifesi budur, kadının vazifesi odur. Sen bunu değiştirirsen ne olur işte? Avrupa ne oldu? Medeniyet sıfır. Tamamen madde, 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 ahlaksız, içki, kumar, sarhoş bir millet. Ya. Bizi de oraya döndürmeye çalışıyorlar. Ne işimiz var orada ya? Allah hidayet versin, Allah kurtarsın inşallah. Biliyorsunuz, mübarek gece biz ibadetle meşgul olmaya çalıştık, dua falan ederken gece yarısı düşman durmuyor. 33 tane şehit var diyorlar. Allah-u Teala rahmet eylesin. İşte kafirler el-küfrün milletu vahidetun. Hadis-i şerif böyledir. Bunu idareci bilecek. İdareciler Kur'an bilmesi lazım, hadis-i şerif bilmesi lazım, İslam tarihini bilmesi lazım. Osmanlı tarihini çok iyi bilmesi lazım. Yakın tarihi de daha iyi bilmesi lazım. Ha, hangi dolaplar döndü, hangi dolaplar döndürülüyor, bunları bilmesi lazım ki düşmanın hilesini çözebilesin. Ya Rusya'da bu kadar ticari alışveriş falan var, adam gene bak ne yapıyor? Yapamaz yani. %100 sana teslim olamaz, sana güven veremez, bunu bil. Sen ondan askerlerimiz falan yapıyorsun, ya paylaşım yapıyorsun, bildiriyorsun, adam gene seni vuruyor. Bildirsen, zaten bildirdiği için vuruyor adam, yerini bilmiş. Bildirmesen niye bildirmedin diyor. Yani iki ucu da pis olan bir değnek gibi. O yüzden sen kendi işine bak. Amerika diyor ben geleyim sana yardım edeyim NATO. Daha dün neredeydin? Ya daha çok karıştırmak için, bizi fitneye işte sokmak için her taraftan kullanıyorlar. Allah-u Teala inşallah yetkililere firaset versin, şuur versin. Amin. Yanlış yaptırmasın inşallah. Dua edelim. Amin. Yanlış bak hepimize. Onu yapacağı bir yanlış. Bak kaç askere, değil mi? Kaç şeye mal oluyor, kaç ekonomik krize mal oluyor. O yüzden dua edecek. Yıkmayı bırak. Kızdım gittim ödeme verdim. Ders olsun. Kime ders olayım? Ya şu parti kafasını bırakın. Parti demek, bölmek demek. Dinimizde bu yasak. Olmaz. Mecburen oy veriyoruz. Particilik yasak. İslam'da tek. Hepsi aynı sistem olacak. Hala da benim partim, senin partim. Girsin gözüne partim. Senin yüzünden bu millet, ümmet ne çekiyor bak görüyorsun. Ya. Benim adamım gelsin. Sen adamın ne olacak? Çukka. Aldın ne oldu? Zıkkımlandın. Geberdiğin zaman o paranın sana ne faydası var? Senin peşinden onu en istemediğin adam yiyor para. Daha akıllamayacak mıyız ya? Verdiğin senindir kardeşim, verdiğin. Camiye, medreseye, talebeye, hocaya, Kur'an'a, fıkıh, hadis, tasavvuf, beş ilime yaptığın yardım senindir. Gerisi senin değil, aleyhine. Hesabını sen ödeyeceksin. Parayı çocuklar yiyecek, hesabını sen ödeyeceksin. Ya keriz misin be kardeşim ya? Dünyadayken ver, çocuklar mağdur olmasın. Kendi hakkını da ayır. Bir vakfa ver. Kafayı kullanın. Yapmayın, etmeyin. Kendi paranızla kendinizi rezil etmeyin. Adam 60'ta işte bak kabire. İpin değil mi hesabını vererek adam canım çıktı diyor. Çuval üzerinde bir ip varmış. Bu hikaye değil, bu hikaye. Hikaye değil, hikaye, rivayet. Mezar soyan bir adamı yakalıyorlar. Ya nasıl yapıyorsun falan filan. Tövbe ettim. Ne yapayım? Yap gel bakalım. Kaç kişinin mezarı soydun? 100'den fazla. Belki de 1000 tane. Kefenci. Ne gördün? Ekserisinin yüzü kıbleye ters dönmüş gördüm. Kabre koyanlar nasıl koyuyorlar onu? Kıbleye doğru koyuyor değil mi? Bak. Ekserisi diyor. Kıbleye ters dönmüş. Bu belki de 8-9 sene belki kısa ha. Duyuyor muyuz arkadaşlar? O yüzden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Durma, subhanallah, elhamdülillah, la velem 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 velem. Ne duruyorsun? Durma. O anda ölüm gelsin. Bitti. Çay içerken, gezerken, tozarken, normal bir işte gidiyorsan gene mesulsun. Değil mi? Kötü bir işteysen
Herden gittin gümbürtüye. Bak kötü işteyse gitti gümbürtüye. Normal bir işte yemek yerken, çay içerken, meşrub işte, normal bir işteyse gene zarar. Değil mi? Ama zikirle, ibadetle camiye gelip giderken, Kur'an'a gideyim gelin, bir hayır işi vardır onu yapayım, bir Müslümana yardım edeyim, bir fakiri, bekarı evlendireyim, ihtiyaç göreyim, bir dert. Derdimiz olsun ya. Bak vakitler hemen daraldı. Ha buranın borcu var biliyorsun. Çoğunu ödediniz Allah razı olsun. Verdiğiniz cenaba kat kat yerine dur. Helalından temizinden versin. Amin. Herkese gidiyorlar. Ekonomik kriz. Doğru. Bir kişi kalktı da bunu veremiyoruz. Verse verir de veremiyor. Neyse. Ama şimdi kolay. Ramazan-ı Şerif geliyor. Şimdiden söyleyeyim. Ya demeyin şimdi ya. Ramazan'dan önce söyleseydin ya. Söylüyorum işte. Aklıma cenaba getirdi. Dün akşam da söyledik. Kendiniz zekat verirsiniz. Belki hanımın bileziği vardır. Teyzenin, annenin, komşunun. Kadınların da bilezikleri 80 gram olunca onlara da şey var ha. Zekat var. Bilezik, dolar, altın, TL, ticaret eşyası. Mesela arsa aldın onu satıp, ev aldın satıp, almak satıp almak, araba aldın satmak için aldın. Bunlara ticaret. Arsa aldın dursun, dursun ona bir şey yok. Ev aldın dursun, otururum, bir şey yok. Ticaret, kumaş aldın, ayakkabı aldın, ticari eşyalar hepsinde zekat var. Hepiniz belki zekat veriyorsunuz veya etrafınızda vardır. Şimdiden ha aşağıda bizim hocalar var, Tarık Hoca var. Hoca benlere bir defter tutun dedim, oraya yazın. Ramazan'da ben 1.000 lira getirebilirim hocam. 2.000 lira getirebilirim, 3.000 lira bulabilirim. Fransızca söylerim, 5.000 lira bulurum. Allah razı olsun. İçimizden 300-500 kişi bu işe el atsa bitti. Daha ben çenemden kurtulursunuz artık. Ne yapayım, kusura bakmayın. Yani söz verilmiş, abiden alınmış ona verilecek. Ondan alınmış buna verilecek. Ramazan'da 1.5 milyona kadar elden ödemeler var. Sene başında da bitecek inşallah. Yani 2000 bu senenin sonuna doğru ayarlanmış. Aksilik olmazsa Mevla çoğunu ödetti. Çoğunu ödeten hepsi ödetir. E bu bir hayır işi bak. Fitne. Fitne de bize ne lazım ya? Biz hayırdaysak size zarar veremez diyor Cenab-ı Hak. Biz hayırda değilsek her şey bize zarar verir. O yüzden zarardan kurtulmanın yolu Allah yolunda mücadele. Cenab-ı Hak yolunda cihad edenleri yardımcısı bırakmaz. Bırakmadı şimdi kadar. Ve onların mükafatını kat kat verecek. Demek ki şehitler var. Allah rahmet eylesin ve bu hileyi kuranların Cenab-ı Hak tuzaklarını kendi aleyhine çevirsin inşallah. Amin. Ama yani orada bir hainlik olacak. Rivayetler öyle yani. Türklere bir hainlik yapılacak. Böyle bir rivayet görmüştüm de bir iki sene evvel. Onu bir daha bulursam okurum size. Yani güvendiğin adam işte bak Rusya'da bu kadar ittifaklı işlerimiz var ama adam akrep yapamaz. Kafir çünkü. O yüzden çok uyanık olmamız lazım millet olarak. Mültecilerin yolunu açmışlar. Mülteciler hurra Avrupa'ya gidiyor. Ya kafirlerin içinde yaşamak mekruh. Mekruh demek haram. Ne iş var bunlar orada? Ya burası yetmiyor. Buradaki rahat onlar etmiyor. Tamam biz burada peki onlara farkında olmadan zulmediyoruz. Haksızlık ediyoruz. Öyle diyorsa ben burada rahat edemiyorum bana haksızlık ediyor falan filan. Git bakalım Avrupa'ya sana ne yapacak? Girecek kapıdan önce ayağına bir çeme takıp seni bir yere yatıracak. Yüzünü başını bir ayıklayacak. Seni karantinaya alacak. Ondan en pis işte seni çalıştıracak. Ezan yok. Namaz yok. Dini bir şey yok. Yapabilsen kendi yaparsın. Böyle bir yere gidiyorsun ha? Git bakalım. O zaman Türkiye'yi de ararsın. Kaçtığın Suriye'yi daha çok ararsın. Vatanın. Nankör insanlara Cenab-ı Hak öyle bela verir ki ummadığını bulur. Cenab-ı Hak tövbe nasip eylesin inşallah. Amin. Müslümanların arasından ayrılmayalım. Ya sana zulmederse Müslüman zulmetsin. Ne yapayım? Etmesin de. Gene hiç olmazsa Müslümandır. Öldüğün zaman senin cenazeni Müslüman kaldıracak. Senin için gözler su döken Müslümandır ha. Başkası dökmez. Başkası güler. O halde bu belaların içinden çıkmanın yolunu bize Efendimiz Aleyhisselam öğretti. Efendimiz Aleyhisselam başına bir sıkıntı geldiği zaman hemen namaza koşarmış. Hemen bir namaz kılarmış, Mevla yakarmış. O Peygamber Aleyhisselam. Namazla çare buluyor. Sadaka belayı def eder diyoruz değil mi? Hadis-i şerif böyle. Azaltır.
veya erteler. Ya tefeler kaldırıp ya sadaka ve dua. Ya Rabbi bela musibetten bizleri muhafaza et. Böyle dua ediyorsun ya. O dua nice belaları önlüyor. Sadaka da o şekilde. Ya tamamen önlüyor, ya azaltıyor, ya erteliyor sonraya. Sana bakıyor Cenab-ı Hak. Kendini düzeltirsen ya kaldıracak onu ya da biraz verecek. Çünkü imtihan olmadan böyle ne demen de kim bir şey ne kaf ve cüy ve naksım yedim var ve musibetle merak bir şey sabır. Mutlaka bir imtihan çemsi diyor Cenab-ı Hak. Hem hasip tüm entetul cennete velen mahitul meselemiz min halif min kabriküm. Sizde eve gidenin başına gelen belalar, sizin de başına girmeden cennete girmek yok. Tamam mı? Bunları kabul edeceğiz. Ama dua edeceğiz. Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Hazretleri buyuruyor. Ya Rabbi diyor, bizim imtihanlarımızı çok hafif eyle. Amin. İlla olacağız imtihan. Ama hafif olsun ya Rabbi. Amin. Kolay olsun. Basit olsun. Ne olur? O dostlar hürmetine, Efendimiz Hazretleri hürmetine Cenab-ı Hak bizi kayırsın. Amin. Kaydırmasın, muhafaza etsin inşallah. Amin. O yüzden bu sadaka işine bir el atalım. Şu zekatları, yardımları, hayırları şimdiden söyleyelim. İşte inşallah diğer günlerde de söyleyeceğiz. Ben işte inşallah Allah'ın izniyle 1.000 lira, 2.000 lira, 5.000 lira bulurum. Böyle söz verirseniz biz de gayretimizin karşılığında inşallah bu iş olacak diye Ramazan-ı Şerif'e rahat bir şekilde gireriz. Değilse başka çare düşüneceğiz. Ne yapalım? Sizi kırmaktansa kafamızı kıralım. Siz yani Allah razı olsun. Burada destek olduğunuz da bugün veremiyorum. Veremezsin de Allah razı olsun. Ya bugün yaz, yarın kış, öbür gün bahar. Hepsine razıyım. Ne yapalım? Mevla'dan gelen hoştur. İyilik yaptığın zaman iyi arkadaşız da, iyilik yapamadığın zaman kötü arkadaş değiliz. Öyle adam satmak yok. Mümkünse yaparız. Tamam, Allah günümüze fırsatlar versin inşallah. Hedefimizi de ara sıra söylüyorum. Hedefsiz olmaz arkadaşlar. Davasız, hedefsiz Müslüman bir şey yaramaz. Dükkan açıyorsun, bir hedefin var değil mi? Şunu kazanıp bunu kazanıp şöyle işte bir sene sonra, iki sene sonra daire alırım, çocuğumu evlendiririm falan bir hedefim var. Helal hedefleri Cenab-ı Hak bir şey demiyorum. Helal hoş olsun. Ama dini bir hedefimiz olması lazım. Memlekette emri bil maruf, İslam aleminde emri bil maruf yapılmıyor. Git mesela Hicaz'a, göre İslam, Müslüman devlet, Müslüman halk. Ama herkes kendi başına. Ya namazı şöyle kıl, kadınların kolu bacağı açılıyor, şunları ört. Millet namaz kılıyor, adam orada gülüyor, ha ha ha, telefonda konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Hiç kimse bir şey demiyorlar. Emri bir maruf yok. Namazı farz kılıyor, vın, kaçıyor. Tesbih yok, sünnet yok, bir şey yok. Böyle olmaz ki. Noksanlarımızı söyleyeceğiz, her daim söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Bu emri bir maruf. Bu olursa Allah-u Teala bizi muhafaza eder, dinimizi ayağa kaldırır. Bunun için hepimiz de görevliyiz, ayetten de görevlisi lazım bu işe. Bunun için para lazım. Yani bu işe verilecek kişiler destek vermesi lazım. Maaş vermesi lazım. Nereden? Devlet o paraya maaş veriyor. İşte bu hırsız ilahiyatçılara maaş veriyor. Orkestraya maaş veriyorlar. Futbolculara ikramiye veriyorlar. Futbol takımlarının kaç milyar borcu varmış. Ya bir hesap edin bakalım. O kadar milyar borç var. Kaç tane gol atmışlar? Kaç defa dünyada şampiyon olmuşlar? Bir şey yok. Nereye gidiyor paralar? Ne büyük israf, ne büyük hile, ne büyük zarar. Ya top oynayacaksa bu adamlar amatör futbol. Profesyonel yasak. Bu işin ticareti yasak. Güreş öyle değil mi? Öyle. Amatör. Yani adam sporsa yapsın sporunu. Madem öyle. Kurtaramıyorsan. Bu işin ticaretini yapıyorsan burada ne var? Bir fabrika mı bu? Buradan bir gelir mi geliyor Müslümanlara? Yok. Tamamen israf, küfür, masiyet, rezillik. Ya. Daha nasıl iflah olacağız? Ya kardeşim, daha nasıl iflah olacağız? O paralar oraya gidiyor, fakir fukara aç. Mülteciler Avrupa'ya gidiyor. Niye gitsin? Niye gitsin? Adamlara yap, yer ver, iş ver onlara, çalışsınlar. Para yok. İşte para nereye gidiyor bak? Para nereye gidiyor? Orkestraya gidiyor, baloya gidiyor, eğlenceye gidiyor. Yani kapitalist sistem böyledir. O sistemde birileri para kazanacak. Onlarındır o para, güya. Milletin parası onların. Afrika
Onlara çalışacak. Müslümanlar onlara çalışacak. Böylece baktı ki Müslümanlarındaki bazı uyanıklar, ya bu Amerika, Avrupa bizi sömürüyor. Nasıl yapalım? Biz de onlara ortak olalım dediler. Beraberce sömürüyorlar. Demediler ki bunlara karşı dik duralım, sömürüyü engelleyelim. Kaç kişi var diyen? Yok ama onların işbirliği, ittifak. Tamam, hazırız. Şimdi de orada yiyecek ya. Gavurun attığı, affedersin, kemiği yiyecek. O hale gelmiş o insanlar, o hainler. O yüzden işte İslam aleminin belası her yere girdi işte. Kaçırmayın. Ayağa kalkamıyoruz. Cenab-ı Hak bizi kurtarsın inşallah. Bu yardım işini düşünün yani. Arkadaşlar aşağıda Tarık Hoca, Hasan Hoca var, bizim Muhammed Hoca var. Bakıp görüyorsun Kenan var. Bizim bir tek defter olacak. Oraya yazılacak. Bizim adımıza kimse sizden para istemesin ha. Dikkat edin. Bir arkadaş görmüş birini bir pazarda adam. Para istiyormuş. Çinler de şey yapıyorsun lan. Sedan Mescidinde Ali Hoca var. Benim ismimi de biliyor adam. Ama ben tanımıyoruz adamı. Siz az çok tanıyorsunuz. Yok istismarcılara fırsat vermeyin. Tamam ben zaten orayı biliyorum deyin. Ve olmazsa adamın telefonunu alın. Tanımadığınız kişiyse. Ben size isim bak. Tarık Hoca, Hasan Hoca, Muhammed Hoca, Kenan. Var bizim. İki tane, üç tane de Donat arkadaş var. Başka adamımız yok. Böyle işlere de dikkat edin. Cemaatlerimizin adı çıkmasın. Yaptığınız yardım yerini bulsun. Cenab-ı Hak da yerini doldursun inşallah. Amin. Borçtan bizi Cenab-ı Hak kurtarsın sizden. Ya Rabbi Alemin. Ezan-ı Muhammed okundu, Yasin okundu. Kabul eyle Ya Rabbi Alemin. Bu regaf gecesinin günündeyiz, cuma günündeyiz Ya Rabbi Alemin. Cumamızın hakiki cuma eyle. Bayram eyle Ya Rabbi. Şehitlere rahmet eyle Ya Rabbi Alemin. Küffarın hile tuzağını kendi haline çevir Ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam ve dostlarını okumuş olduğun içerikten haberdar eyle. Akrabalarımız, geçmişlerimiz haberdar eyle. İslam alemine huzur ver Ya Rabbi. Fitnelerden muhafaza eyle Ya Rabbi Alemin. Ekonomik krizden muhafaza eyle. Depremlerden, selden, yerden, felaketten muhafaza eyle. Düşman silahsını muhafaza eyle Ya Rabbi Alemin. Şu kafirleri, Amerika, Avrupa, Yahudi, Rus, Çin'i, bütün kafirleri hidayete varsa hidayet ver Ya Rabbi. Değilse kahreyle, mahveyle. Kendi ülkelerine çevir felaları, musibetleri Ya Rabbi. Onların ülkelerine çevir Ya Rabbi Alemin. İslam alemine huzur ver. Birlik, beraberlik ver, kardeşlik ver Ya Rabbi. Hanımlara örtü nasip eyle, edep, haya ver Ya Rabbi. Çoluk çocuğu, Kur'an ehli eyle Ya Rabbi. Namaz, niyaz, zikir, ibadet ehli eyle Ya Rabbi. Namazı sevdir Ya Rabbi Alem. İbadetten ayırma. Helal bakma nasip eyle, kimseye muhtaç eyleme Ya Rabbi. Kardeşlerin hayır dualarını kabul eyle. Hayır muratlarını kabul eyle. Elden ayaktan düşünme. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara edal nasip eyle. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle Ya Rabbi Alem. Hayır muratlarımızı ihsan eyle Ya Rabbi Alem. Hüsnü Hakim'e buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulü Resulü diyerek inanan huzuruna gelmeyi nasip eyle Ya Rabbi Alem. Subhane Rabbi Rabbim izlemeyesim. Selamun aleyküm. 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 Selamun aleyküm.